Kıçınızı yırtıyorsunuz değil mi? Kıçınızı yırtıyorsunuz. Bu niye susmuyor? Lan siz benim devletimi kötülediğiniz zaman, siz benim polisimi kötülediğiniz zaman, siz benim askerime laf söylediğinizde deliriyorum lan! Godoşlar! 120 polisim şehit oldu lan depreminde. Bütün özel harekatın 1/3'ü oraya gitti lan. 32 tane askerimiz öldü lan. Daha da çalışmalar bitmedi. Yani bu işin polis, asker, sivil, kurtarma ekiplerinden 1000 kişi çıkabilir can kaybı. Anlıyor musunuz? Siz hangi kafadasınız da benim devletimi ithamda bulunuyorsunuz? Hedefiniz Erdoğan'mış. Bu ülkenin aklı selim olmayanlar. Şişt, bana bakın. Siz devleti hedef alarak devletle iktidarı karıştırıyorsunuz. Tayyip Erdoğan düşmanlığı sizi hep hata yaptırtıyor. Ne polis tanıyorsunuz, ne asker tanıyorsunuz. Lan siz bu ülkeyi kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le Tayyip Erdoğan'ı karıştırıyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'le de Hazreti Muhammed'i karıştırdığınız gibi. Şişt, bana bak. Bu ülkeyi Tayyip Erdoğan ne kuran ne de hayatı boyunca orada var olacak adam olan. Sandıkta oy verirsiniz, kalır. Oy vermezseniz gider. Ama hakaret başka bir şeydir. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bu nasıl bir kin, bu nasıl bir nefret? Şu anda birlik, beraberlik zamanı olduğunu unuttunuz mu? İki şehir tamamen gitti lan, gitti. Oyunu, şovu bırakın. Yani şu pejmurda halde hiç demiyorsunuz içinizden değil mi? Ya bu kadın niye prim kassın? Anasını satayım, prim kasmak istese Gülben Ergen gibi öldü haberleri vesaire yapacak kadar. 10 tane tuvalette Gülben yaparım ben ya. Anladınız mı? Arkadaşlar, kurban olayım, ben tribün oynamayı sevmiyorum. Sizin kandırılmanızı istemiyorum. Polisimin, askerimin, devletimin küçük düşürülmesini istemiyorum. Siz bana taktınız, Tayyip Bey'i savunuyorsun. Vallahi de diyorum size, anlamıyorsun. Oy vermiyorum o adama ya. Merak da etmeyin, seçimlerde de aday da olamayacak. Şimdi onun planını yapıyorsunuz. Aday oldu mu, olmadı mı, oldu mu, oldu. Ondan dolayı da beni sevmiyorsunuz, ön yargılısınız. Ben muhalifim, merak etmeyin. Ama ulusalcıyım. Ben istiyorum ki sen kandırılma. Ben istiyorum ki senin vicdanı muhakemen hep muhafaza olsun. Ben istiyorum ki o vicdanın muhafaza oldukça benim bayram da vatanım da ilelebet olacaktır. Ta duymaz. Sonra çıkacak. Çıktığı zaman ne diyecek? Bak ben mesela ne demeli? Ben olsam mesela o ne diyebilir? Telefonumu kaybettim, şifremi kaybettim. Bu olaylardan haberim yok. Ben olsam onun yerinde ne derim biliyor musun? Sevdiklerim, ailelerim oralardaydı. Ortadan da yok oldum ki orayı kazasınız diye falan. Öyle derim. Ha ama bunun bir de ters yüzü var biliyor musunuz? Mesela ona gözyaşı dökenler sinir olup aynı anda mahkemelere koşup hani bu hesabını yükseltmek istediği ya bir anda erişimi yasağı da alabilir. Hesabı da kapanabilir halk tarafından veya mahkemece. Onu bilmiyor. Bilmiyor çocuk da. Öğrenecek ablası. Öğrenecek. Ya. 3 tane 5 tane şimdi operasyon yapacaklar, tamam mı? Şimdi alım satımı denetlendiği zaman bak devletin yapması gereken ne aslında biliyor musunuz? Sizin alım satım yapan yerlerin 5 yıl geriye dönük faturalarını incelemesi lazım. Bir tane pırasa bulduğu zaman organik bir bağ çıkacak ortaya. Arkadaşlar vallahi billahi diyorum ya. Kurban olayım beni delirtmeyin ya. Yollamayın arkadaşlar ya. Şşt, hey siz ünlüler. Siz harbiden ne yapıyorsunuz ya? Kızılay'da bu aynı koordinasyonu sağlayamaz mıydınız veya AFAD'da? Utanmıyor musunuz siz? He? Ne ahbabı? Siz ahbabı bilmezsiniz. Vallahi şimdi aslında çavuşa da talim edersiniz. Hadi. Hadi. Ben bu kafadayım, tamam mı? Geri vites yok. Ne diyorsam o. Ne diyorsam o. Devlet tek. Unutmayın. Devlet tek. Kimse kötüleyemez.
Şey söyleyeceğim. Benim Haluk Levent'le ilgili ne sorunum olabilir? Asla. Şimdi Özel mesela birilerine SMA'lı çocuğa, gariban bir anaya, öbür tarafta ameliyat olacak birine para toplansa karışır mıyım? Bana ne ya, para sizin istediğiniz yere verin derim. Ama bu özel bir durum. Özel durum ne demek? Devleti umumenin sorumluluğundaki bir durum demek. Ya şimdi siz orayı yükseltiyorsunuz. Onlar da var ya, Allah yemin ediyorum var ya. Popoya silikon koymuşlar gibi böyle kalktı. Kur'an çarşısı. Hep milletin böyle şeyini kaldırıyorsunuz. Sonra da uyuz oluyorsunuz. Ben baştan uyarıyorum ama bak. Beni abla olarak, beni bir büyüğünüz olarak, büyüklerimin de küçüğü olarak neden seviyorlar biliyor musun? Ulan bu karı gene buldu diyorlar. Şimdi Cezeni Burak. Pırıl pırıl bir herif. Dilan Polat. Bazen çok şeytan kadar zeki, bazen de işi şapşallığa vurabilir, abele yatabilir. Sıla Doğu. Kurnaz karıdır. Ama elini vur ekmeğini al muhabbeti yapılabilir onunla. Derya Ulu hiç hayatımda tanımıyorum. Bir kere falan görmüştüm karıyı. Pau. Pırıl pırıl bir adam. Aynı Cezeni gibi. Şimdi sayfalarınızda siz niye alternatif bir açıdan bu olayı paylaşıp da takipçilerinize haber vermiyorsunuz? Yarın öbür gün onlar demez mi? Bak Seyhan Soylu'nun açıklamalarını niye bize bildirmedin ki? Biz okuduk, gördük. Bakın 58 binlik paylaşımla 100 bini öyle uyduruk Endonezya'da değil. Sormayacaklar mı size hesabını? Ya Seyhan Hanım'ın niye alternatif düşüncelerini yayınlamadınız? Biz de konuyu sizlerden dinledik yalnızca. Ayrıca düşünelim diye. Hesap soracaklar size. Ben takipçilerinizin yerinde olsam bu videoyu çeker size atarım. Bir öncekini de bunu da. Ya takipçileriniz ne demek takip edilmek? Önder olmak, örnek olmak demek. Siz böyle mi örnek teşkil ediliyorsunuz? He? Ayıp ya. Belgeler sunuluyor. Diyoruz ki göçük altında değilse ne olacak diyoruz. Bu oyunun parçası olduğunu mu kabul edeceksiniz? Ne oldu? Nerede kaldı itibarınız? Bak Haluk Levent kaç yıl olmuş işi. Pat gündeme getiriyorum. Niye getiriyorum? Burhan Aydemir'in anlattıklarını, yani prestij müziğin sahibinin anlattıklarını söylesem Haluk Levent sokağa çıkamaz ki. Vallahi doğru söylüyorum. Ne ahbap çavuşmuş. E şimdi takipçiler de size soracak. CZ Burak, Dilan Polat, Sıla Doğan, Doğu, Derya Ulu, Pao. Paylaşın ki bilgi sahibi olsunlar ya. Ya bak bu ulusalcı. Bu kadın başka bir kafada yaşıyor. Öyle olsa bize tribüne oynar. Ya ben aptal yerine benim Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, bu coğrafyada yaşayan insanların vicdanı kullanılarak PR yapılmasına müsaade etmem. Gezi gibi, 15 Temmuz gibi olayları ardında çıkabilecek her türlü tehlikeyi de sezebilirim. Şükür olsun ya. Allah'ım ya. Bana nasıl bir sınav verdin ki? Bu güzel sınavını inşallah bu dünyadan giderek gittikten sonra da ardımdan bu insanların beni sevgisine nail et ya Rabbim. Bak ben vallahi bu kafadayım. Tanısan benim kafam çok hoşuna gidecek. Torbacısı yok çünkü benim kafamın. Benim kafam vatansever, milliyetçi, ülkücü ama Türkiye milliyetçisiyim. Anladın mı? Geniş çapta düşün bunu. Ne dediğimi. Canımsın benim ya. Günaydın. Ülkenin tadı tuzu yok. Acıları çok. Muhabbeti yok. Dedikodusu çok. Maalesef ki ülkem gibiyiz. Hepimizin psikolojisi bozuk. Acıları kocaman olmuş, yumaklanmış. Şimdi buradan ahkam kesenler veyahut da kendi çıkar amaçlı insanlardan prim kasmak isteyenler, sizlere sesleniyorum. Hayatınız boyunca siz tribünlerin malısınız. Hiç gönüllerde yer almayacaksınız. Espriniz bittiğinde sizi takip edenler, sizi dinleyenler, size bakanlar bakar kör olacak, emin olun. Hepiniz kocaman öpüyorum. Gözünüzü açın.
Bakın, bu olayları paylaşmayan sosyal medya fenomenleri de bu oyunun parçası olarak düşünürüm ben. Bu kadar net söylüyorum. Kim onlar, ben onlarla ilgili şöyle diyeceğim, böyle diyeceğim bilmem ne. Sadrazamı sol bilmem neleri mi? Hop, aniden işten geçme muhabbeti yaparım vallahi billahi. Ayıptır lan, takipçilerinizi bilgilendirin. Aptal yerine mi koyuyorsunuz onları? Onları salak yerine koyan kendileri salaktır yani. Bu kadar net söylüyorum. O zaman yani bu teşkilatın içinde misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Hayırdır? He? Vallahi doğru söylüyorum. O Cezene Burak'a yalnız inanmıyorum. O Cezene Burak pırıl pırıl bir çocuk. Gariban bir çocuk o. Pavu da öyle. Ama kızlar hadi bakalım hadi. Örnek olun, takipçilerinize anlatın. Siz benim takipçilerim. Ana sayfamdakini paylaşın. Vatandaşı aptal yerine koyanlara tokat gibi gelsin. Öpüyorum sizi. Şimdi bir tanesi yazmış, diyor ki Haluk Levent'ten herhalde hoşlanıyorsun onun için diyor. Allah belanı vermesin be. Allah belanı vermesin be. Çek! Haydar Dümeni'nden hoşlanırım, ondan hoşlanmam. Hiç olmazsa adam fantezi dünyası geniş. Ne yapayım lan? Manyak mısınız siz? Bu kadar zevksiz miyim lan ben? Tamam, benim birkaç şarkısı hoşuma gidiyor. Ama sevişirken dinleyeceğim şarkılar değil onlar. Salak. Gerizekalı. Başka şey yaz bana. Zekanı kullan, zekanı. Var mı lan sende? Olsa zaten oraya parayı yollamazsın. Tu sana salak. Habire kandırılıyorsunuz. Habire kandırılıyor. Ay şöyle de yapabilirdim bak bu videoyu. Ah benim Türk halkım çok iyi niyetlidir falan filan, tribüne oynuyor. Yok, salaksınız. Oraya para yollayan insanlar vallahi salak olmalı ya. Ya depremde devlet alır parayı. Hey afet. Bakın, ben beni eleştirenlere de çok saygılıyım. Canları sağ olsun diyorum. Önce eleştiriyorlar, sonra hayranım buluyor. Ve öyle bir top büyüyor ki, zaten böyle biliyorsunuz 100 bin kişiden sonra top çok böyle hızlı hızlı büyüyor, hızlı hızlı büyüyor. Şimdi öyle bir süreçteyiz. Yeni hesabımız, ama vallahi yeni hesabım 10 milyondan aşağı düşmüyor haftalık. O kadar çok görüntülenme alıyorum sayenizde. Neden? Farklı şeyler söylüyorum. Bir takipçim şimdi beni çok eleştirir, diyor ki ya diyor çok uzatıyorsun diyor. Ama bu işin az sorunası var be canikom. Bir de şöyle eleştiri yapıyor, diyor ki senin bilmediklerini diyor, bildiklerini diyor biz bilmiyoruz da diyor. Ondan diyor seni anlamıyoruz diyor. Senin bildiklerini bilsek diyor biz anlarız diyor. Hayatımda diyor hiç oy vermedim ama diyor parti kur. Vallahi diyor oy vereceğim diyor. Yerim ben seni, yerim, yayınladım, tamam, öpüyorum.